Evet, artık yurduma, vatanıma geri döndüm. Yurdum vatanım değil bu arada, yanlış anlamayın, şaka yaptım tabii ki de. Benim yurdum vatanım değildi. Şimdi Hakan'la beraber nereye gidiyoruz Hakan? One Hotel Rooftop. One Hotel Rooftop'a niye gidiyoruz bu soğukta? Orada güzel bir polar bar yapmışlar, her şey buzdan. Ice bar, böyle bir buz barı görüntüsünde bir yere doğru gidiyoruz. Brooklyn Bridge. How cute is that? Where is it? Perfect, thank you. Hi. A Harriet? Yes. I'll make a brand new start of it. Şaka mı? Düşüyordum. Yemin ederim düşüyordum. Bu mu? Değil değil mi bu? Eğer buysa çok kötü. Elimden kayıyor. Allah, tutamıyorum Hakan. Evet, ben de. Bir şey söyleyeceğim. Şu anda paramla rezil olduğum tam tanımını yaşıyorum. Aşırı soğuklar, tutamıyorum bile. İçmek imkansız ve gördüğünüz gibi eriyor. Hani para verip üşümek ya bu. Bir tane videomda kim para verip üşümek ister ki diye bir şey söylemiştim. Şu an bunu yaşıyorum yani. İnsanlar neden -5'te oturup da içecek içmek için para verir? Bana bunu biri anlatabilir mi? Eldiven yokmuş ve buzlar erimek üzere. İçeceği bitirmek için sanırım birkaç dakikamız falan var. Durumlar böyle şu an. Böyle saçma bir mantık. Normal bardak var mı? Bu bana olmuyor. Tutamıyorum yani hani. Ah, peçete. Bardak. Yani şu değer mi bana? Olmaz ya böyle bir şey. Vallahi ben kabul etmiyorum. Bu ne ya? Hiç kozmopolitana da benzemiyor tadı. Parmaklarımı hissetmiyorum. Uçları yok şu anda. Bizim gibi gelen diğer salaklar diye göstereceğim yani artık. Hele şuradaki kızcağız o kadar ince giyinmiş, o kadar ince giyinmiş ki fotoğraf çekilmek için değer mi? Değmez bence. Ben kalın giyindim gene. Parmaklarımı hissetmiyorum, o ayrı. Şimdi buz masasında oturuyoruz şu anda. Düşünün, şöyle biraz uzaklaştırıp size manzarayı göstereyim. Bulamıyorum ki. Bak. It's like impossible. İşin salak yanı ne biliyor musunuz? Bu da buz. Ve şu an sırılsıklama oldu popom. Yapmayın. Soğuktan dondum. Ellerimi hissetmiyorum. Böyle bir şey sakın önermiyorum. Buz yeri, bilmem ne yeri, içeceğimi bile bitiremedim. Çünkü tutamıyorum. Tutuyorum çünkü elimde diyemiyorum. Hakan gidelim. Vallahi ıslak. Yemin ederim ıslak. Allah kahretmesin. Ben şatmat atamam. Parmaklarımı hissedemiyorum. İçemem. İçemiyorum. Tutamıyorum. Tutamadığım şey içemiyorum. Sen Hakan akı akı içiyorsun, farkında mısın? Bardak sızıyor. Seninki çok kötü. Normal bar var şurada. Evet, istiyorsan otur. Popom ıslandı ama. Ah kahretmesin, sırılsıklam. Lavabonun tatlılığına bakar mısınız? Yani... Şuraya karşı... El yıkamak. Değil mi Hakan? Hakan başka bir şeyin derdinde şu an. Yok, ben parmaklarımı hissedemiyorum şu an. Çok saçmaydı, çok. Bir daha açsana. Heh. Abi popoma gelmiyor ki, dur. Gelmiyor. Yok, gelmiyor. Ersoy'cum bak, ben seni senelerdir tanırım. Beni kandıramazsın. Bu yüzündeki banyo pembe... Evet, merhaba. Merhaba. Şu anda ne yapıyorum? Alışveriş yapacağım, market alışverişi yapacağım hızlıca. Sonra gelip hazırlanmam lazım. Hazırlandıktan sonra da 4 tane audition kaydedeceğim bu hafta şu an için. Tamına 16 tane audition'ım var. Ve burası buz. Gerçekten çok soğuk New York. Şu bina şaka gibi değil mi?
Tam 77 kattım. New York'ta maske kalktı. Sadece toplu taşımacılıkta maske takmak zorundasın. Şu anda ilk kez maskesiz alışveriş yapacağım. Burada herkes takıyor gibi maske. Niye böyle oldu? Ne ya, çilek fiyatı şaka mı? Organik falan bile değil yani. Şaşırdım. Şunları çok seviyorum. Salataya koyuyorum ve çok yakışıyor. Ya da makarna yaptığında falan kullanıyorum. Mesela üzüm ne kadarmış? 5.99. Bak bunun güzelini bulmam lazım. Bu sefer geldiğimde kale buldum bu arada Türkiye'de. Bir yerde, Townhouse diye bir yerde caddede kale salata vardı ve inanamadım. Çünkü kale hiç görmemiştim Türkiye'de daha önce. Kale de şu işte. Çok severim. Evet, almam gereken her şeyi sanırım aldım. Yok ya, ben gerçekten benim problemim var. Yanıma az çanta aldım, abartmayayım diye. Ama abarttım. Gene abarttım. Bir de burada mesela şey oluyor. Şuradaki kız diyor ki, tamam şu ileriye doğru ilerle diyor. Thank you. Buradan diyor, gel diyor. Sonra doğru geliyorum. Ondan sonra bu kız da diyor ki bana şu numaraya git. Thank you. 22 numaraya git diyor. 22 numaraya gidiyorum. Evet, alışverişi biraz abarttığım için şimdi bunları nasıl taşıyacağım diye düşünüyorum ve daha üst kata çıkıp oradan da birkaç bir şey almam gerekiyor. Bu arada şu anda çok tatlı bir yerdeyim bak. Bir sürü restoran olan bir bölge var burada, bu tatlı marketin yanında. Acıkmamış olmama rağmen acıkmış gibi hissediyorum. O kadar güzel kokuyor ki her şey. İnsanın gözü top olsun ya, gerçekten. Bir şey yesem. Bir şekilde bunları taşımaya çalışacağım. Bunu workout gibi göreceğim. Allah, kolum. Omzum, ay ekmek düşecek. Bir yandan da vlog çekiyor. Of, tatlılar. Nasıl gitti ekmek? Dur, ekmek gitti. Evet, şimdi Target'a geldim. Bir şeyler alıp hemen eve geçiyorum. Bu arada getir var artık burada. Evet, her şeyi hızla yerine yerleştirdikten sonra ben bir tane yiyip ondan sonra auditionlarımı yapmaya geçeceğim. Tabii ki de üşenmedim. Yanılacağım. Geçiş yapalım mı gene? Halimden. Audition'a hazır halime geçiş yapalım, hadi dur. Hazır mısınız? Birazcık çay içeyim. Ay, siz hazırsınız da ben değilim. Dur, şunu içmem lazım. Tatlı var burada. Geçişime hiç uğraşamayacağım. Elimle yapayım. Börekle çayımı içebilirim. Hazır mısınız? Kirpik serum reklamı kaydedeceğim. Shakespeare kaydedeceğim. Ondan sonra bir tane film için 3 tane sahne vermişler. O sahneleri kaydedeceğim. Bir tane daha bir şey vardı. Hadi koşun. Koşun, hemen kaydetmeye başlayalım. Bugün mavi bir backdrop seçtim kendime. Hi, my name is Esin Baran. Yine acıktım ben. Hemen hızlıca bir hummus yiyeceğim. Demin şeyi düşünüyordum. Acaba benim en saçma kaydettiğim audition neydi diye. Sen audition vardı. Yani bunu ben kaydetmedim. Fiziksel olarak audition'a gittim. Pandemiden önce öyleydi auditionlar. Audition odasına giriyorsun. Girer girmez sahne direkt ağlayarak başlıyor yani. Ve bayağı gözünden yaş akması lazım rol gereği. Özellikle gözyaşı istiyorlardı. Merhaba, işte ben Esin. Ondan sonra gidiyorsun, oturuyorsun koltuğa. Orada ağlamaya başlaman lazım. Ağladım da. O yüzden bana güvenmiyor arkadaşlarım ağladığım zaman. Şaka mı yapıyorsun falan diye. Sonra audition bitti. Audition bittikten sonra odadan çıkarken dedim ki gerçekten çok garip bir işimiz var dedim. Onlar da güldüler. Karşılar öyle dediler. Sonra callback aldım ama rolü alamadım. Mesela rolün alınmasında o kadar fazla etmen oluyor ki, dediğim gibi etmen etken. Sen mesela oradaki başka bir aktöre çok benziyor olabilirsin. Çok genç olabilirsin, çok yaşlı olabilirsin, çok etnik görünüyor olabilirsin, az etnik görünüyor olabilirsin. O kadar fazla hem yiyorum hem konuşuyorum. Bitir öyle konuş. Ve bunların çoğu benim kontrolümün altında, dışında aslında. Yani işte su içtiğim auditionlar oluyor. Bazen diyorlar ki uyuduğunu görmek istiyoruz. Sapıkça biraz ama yatak reklamı neydi? 3. Richard. Shakespeare kaydedeceğim şimdi. Hadi bakalım. Do you tremble? Are you all afraid? Alas, I blame you not, for you are mortal, and mortal eyes cannot endure the devil. Vaunt, thou dreadful minister of hell, thou hast but power over his mortal body, his soul thou canst not have, therefore be gone. Another sous chef that doesn't know how to use a knife. You didn't press hard enough.
too big to die now. You are crying. No, it's just... It's just... It's... What? Hot. It's hot. You are fired. Ne yapıyorsun? Ağlamam gerekiyor. Bütün taktiklerim ortaya çıktı. Get closer, it's so embarrassing. Welcome back. I'm Essin, your guide. Şimdi binanın alt katına indim çünkü ne yapıyorum? Kaydedeceğim auditionların çalışmalarını yapıyorum. Yarın kaldığım yerden devam edeceğim. Aynı zamanda birkaç tane callback aldım. Bunlarla ilgili toplantılar var. Öyle yani gördüğünüz gibi saat gece 12 olmak üzere ve ben hala çalışıyorum. Beni acındırıyor. Bir yandan da size content çekmeye çalışıyorum. Of ya çok uykum var. Çalışmam bitti. Saat 1:30. Eve doğru geçiyorum. Çok yoruldum. Hazırlandım. Şimdi normalde 3 tane audition'ım varken ben de audition sayım 8'e çıktı. Çünkü yeni audition'lar aldım. Aa, makyajımı güzel yapmışım bugün. Sevdim. Değil mi? Saç makyaj güzel olmuş. Beğendim bak. Burayı görmeyin. Çöp var arkada gene. Hep bir dağınıklık. Hep bir dağınık anlarıma rastlıyorsunuz. Ne yapayım ya? Of. Sevgililer gününüz kutlu olsun bu arada. Bendeki durum bu. Auditionlarımı kaydedeceğim. Sonra bugün auditionlarımı kaydettikten sonra canım aşırı derecede lahmacun çekti. New Jersey'de bu Türk yemeklerinin en güzel olduğu yerler New Jersey'de. Ben Manhattan'daki, Brooklyn'deki hiçbirini açıkçası sevmiyorum. Kusura bakmasınlar. Gerçekten aşırı lezzetli. Belki bir pide de, karışık pide de ortaya atarız. Bakalım. Bugün auditionlarımı lahmacun yiyecek olmamın verdiği heyecanla kaydetmeyi düşünüyorum. O yüzden bence çok güzel geçecekler. Çünkü sonucu değecek yani. Hani orada bir sürü Türk marketi var. Oradan da bir şeyler almayı planlıyoruz. Öyle bugünümüz böyle geçecek. Bakalım. Hadi bana şans dileyin. Pajama pants aren't real pants. Rock would beat paper in a real fight. And when it comes to burgers, every bite should be better. İlki bitti. Şimdi sıra ikincisinde. Welcome to the STC's Human Robot Collaboration Lab. Hi, my name is Essin Baran. I'm really interested in this project. İkinci ve üçüncü audition da bitti. Şimdi dördüncüsünü yapacağım. Tretinoin is a powerful ingredient in your prescription acne cream. You could smile, it might shock someone, which could be amusing. No, hi, my name is Essin Baran. I'm 5'4". Ve sıra seslendirme auditionlarıma geldi. Deneme 1-2, ses deneme 1-2. The world of work is in disruption. What employees want and need has changed. Workers who believe their skills aren't put to a good use are tend to good for the. Evet, ilk seslendirmeyi sonunda bitirdim. Büyük çabalar ve zorluklarla. Şimdi ikincisine geldi sıra. Bitirdim ya şunu çizeyim iyice şuradan böyle. Biraz daha farklı bir ses tonu olmalı. Experience the world's wonders up close with a trip from our brand. Aa, kaydetmedim. Zaten kayda basınca genelde hata yapıyorum. Ondan hata yapmadım diyorum. Niye? Aa, sırtım çok ağrıyor. Dün aldıklarımı taşıdım ya marketten. İki omzumda tutukluyum fena. Experience the world... Durum fenadan. Experience the world's wonders'a geçiş yapmam ilginç oldu. Gülümsediğiniz zaman bir şey okurken gözünüzü kapatın. Şimdi ben sizinle mesela aynı cümleyi tekrar edeceğim size, tamam mı? Bugün hava çok güzel. Bugün hava çok güzel. Yani gülümsediğiniz zamanki ses değişimi gözünüzü açabilirsiniz. Sanki kapattılar da. Hep okurken mutlaka şey yapmaya çalışıyorum, böyle gülümsemeye çalışıyorum. Dikkat et Hakan, çok yandan yürüyorsun. Aa, bir dakika, bu tren geliyor mu bakayım? Evet, şu anda auditionlar bitti ve Hakan'la lahmacun yemeye gidiyoruz. Trenimiz de geldi. Heyecanlı mısın Hakan? Özledin yani mi lahmacun? Nasıl? Bakalım nasıl? Ta New Jersey'ye. Evet. Thank you.
ta Brooklyn'den buraya geldik. Düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani güzel oldu. Bakalım sen daha önce gelmişsin herhalde buraya. Daha önce geldim. Ben gelmedim daha önce. Bakalım deneyelim, saçım ne kötüymüş ya. Ben o yüzden şapkamı çıkarmıyorum. Bu arada burada herkes Türk. Evet. O yüzden çok sesli konuşmamaya çalışıyorum. Bayağı şu an Türkiye'de gibiyim. Bir tek bir tane Amerikalımız var. Geldi şu an bak, Amerikalı. He only tried the frozen ones before. You excited? I only had the frozen ones. I am excited. I like pizza. It's kind of like pizza. Yeah, it is kind of like better, pizza. Better it's pizza. Turkish pizza. I don't know if it's better. It's different. It's a great little spice. I know. I have a professional setup. I was just showing how Hakan is so excited for the food to come. He was like looking like this. Perfect. Thank you so much. Awesome. I think we did good. It's not an Iran commercial, Miles. It's literally like I'm in Turkey right now. Right? Literally. Ooh, the cheese. Why can't I touch it, Miles? Why did you say it so not amused? Why would they bring it in this? Şerefe. Ay, 20 dakika sonra artık Brooklyn'li değil. Şimdi market alışverişi yapmak için bir tane markete geliyoruz burada. Sultan Halal diye bir yer. Türk yemeğinin, Türk mamullerinin olduğu bir yer olması gerekiyor. Umarım öyledir. Aa evet, Alsancak. Alsancak unlu mamuller. Tamam tamam, şu an doğru yerdeyim. Çok heyecanlıyım. Oh my god. Is this like Turkish heaven? Okay, okay, okay. Hakan bir tane araba alsana. Sucukla başlayalım. I'm trying to find the ones you like. I don't see it. No, it's not that though. I don't know that brand. Oh my god. Cici bebe. I'm gonna get it. Dangerous sense. It is this place is bad. I'm not losing it. Yes, you're always listening. I'm not losing shit. Çünkü Nutella ile çok güzel oluyor. Bunu buranın pretzelleriyle olmuyor. To make Turkish coffee. It's so fancy. Şeker gibi şeker yok değil mi? Yani böyle şeker gibi şeker. Nerede pis şey var oraya gidiyorum değil mi? Abartmaya gerek olduğunu asla düşünmüyorum. Şu tarafa doğru gideceğiz. İsterseniz o tarafa doğru gidelim mi? Yeah. Awesome. Awesome balls. Oh sorry. Awesome balls derken. All right. So oynayacağım karakteri az da olsa biraz. Aa, burun, tam burnumun ucunda sivilce çıktı, görüyorsunuz değil mi? Dün bütün günüm öğretmekle ve seyir başında geçti. İşinler kaydedici. Audition kaydedeceğim. Bugün konuşamıyorum. Zahra! Zahra! It became clear that the only way to keep you safe was to get you out. The last time I saw you, you were waving from back of a military plane. No last name? Here's something I found on the web. According to cakewalk.com, Alexa, stop. The eye is a mind. Alexa, are you the other actor who's trying to get this role? I don't know that one. You sneaky bastard. La la la.
yanlış takmışım şurasını, dur. Audition'ları bitirdik şimdi. Hava çok güneşli ve güzel görünüyor. Dışarı çıkıp böyle birazcık yürüyeceğiz. Seni gözlüğümün camından görebiliyorum ve gözlük camım çok kirli. Elini salla, artistik bir şey yapalım. Hava aşırı rüzgarlı. Şapkam 4 kere falan uçtu. Saçlarım başlarım mahvoldu. Gerçekten havanın sıcak olacağını beklerken New York böyle sürprizler yapabiliyor işte. Nerede olduğumuzu artık biliyorsunuz bence. Buraya bayağı birkaç kere geldim. Dumbo denilen yerdeyim şu an. Brooklyn'in tam uç kısmında. Şurası Manhattan yani. Böyle düşünün, şu köprüyle falan geçebiliyorsunuz. Şimdi pizza yemeye gideceğiz. Çünkü dışarıda bir şey yapabilecek durumda olmadığımızı fark ettik. Aşırı derecede soğuk. Buranın çok 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 ünlü bir pizzacısı var. Rimaldi's diye. Yani stalking eden, o yüzden sıra yok. Evet, şu anda bu meşhur New York fotoğraflarının çekildiği yere geldik. Şurada herkes fotoğraf çekiliyor tabii ki de. Hakan, what do we do? Hadi tamam ama donuyorum. Hemen hızlı yapmamız lazım bunu. O kadar soğuktu ki bir tane mağaza bulduk şu an. Restoran çünkü 5'te açılıyormuş. Onu bekleyene kadar biraz burada oyalanacağız. Yani böyle bir soğuk gerçekten yok. Sizle beraber bakalım birazcık neler varmış. Bir tabak takımı. Yani tatlı ama biraz creepy bence. Ne kadarmış? $13 artı vergi tabii. Böyle aksesuarlar var. Burası West Ham diye bir mağaza. Güzel ev eşyaları var. Çok seviyorum ben. Neler yapıyorsun? Ne videosu? Çok güzel tabii canım. Çok güzel. Yerine bak değil mi mağazanın? Nasıl güzel. Şimdi burada time out. Aa şu çok... Bak. Bana göre hareket ediyor. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi burada Time Out Market diye bir yer var. Oraya geldik. Burası da çok şey bir yer bu arada. İçinde bir sürü restoranlar var. Bayağı keyifli, güzel bir yer. Bir de üstünde çok güzel bir rooftop'u var. Orası çok güzel. Feeling fried. Neyse, sonuç olarak buraya geliyoruz şimdi. Burada böyle bir sürü restoranlar var iç kısmında. Buraya grafiti bir şeyler yapmışlar. Aynen şurası. Burada böyle dışı var, çok güzel. Ya, manzaranın güzelliğine bakın ya. Bakıyorum masalara. Herkes telefonunda, kimse birbiriyle konuşmuyor. Sen de telefondasın Gökçe. Ben telefonumu elime, sen telefonunu aldığın için aldım. İlk kan. Ya ben bir yere yemek yemeye falan geldiğim zaman genelde hep böyle kendimi yemek yiyen insanları izlerken buluyorum ya da arka ya da yan masalardaki sohbetleri dinlerken buluyorum. Siz de yapıyor musunuz bunu? Şimdi tam eve geçerken birdenbire kendimi H&M'de buldum. Neden? Çünkü yarın bir arkadaşımın partisi var, doğum günü partisi ve herkesin kırmızı giymesi gerekiyor. Burada hiç kırmızı bir şey yok. Böyle bir şans olamaz. Yani kırmızı şeylerim hep yazlık elbiselerim. Hiç kırmızı kışlık bir şeyim olmadığını fark ettim. Aa, bir tane eteğim var. Onu giyebilirim. Ama o eteğimin üstüne bir şey bakabilirim. Yeter ki almak olsun bana. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkıyorum şimdi H&M'den. Ya bunu gidip alayım bir dakika. Bir şey daha buldum. Bu sefer gerçekten çıkıyorum. Bakmıyorum. Gerçekten çıkıyorum. Şimdi bu akşam Gibi'nin yeni bölümü var. Çok heyecanlıyım, onu izleyeceğim. Acayip sardım Gibi'ye, acayip. İzlemiyorsanız eğer kesin izleyin. Gerçi bir iki arkadaşıma söyledim. O kadar gülmedik falan dediler. Ben gülmekten ölüyorum izlerken. Absürt komedi zaten. Daha çok karakterleri tanıyıp onlara gülmeye başlıyorsun zaten bir süre sonra. Karakterleri anlamadan pek gülünmüyor gerçekten. Hatta biz Hakan'la sürekli Gibi'den referans falan veriyoruz. Hani günlük hayatta konuşurken İlkan'la Yılmaz olduk. Hi. How are you?
Good, good, great. Thank you. Ben şu koridordan gelirken hep böyle sanki kendimi podyumda gibi hissedip yürüyorum. Size yapayım mı bir tane dur? Anahtarımı yanıma almamışım. Şu anda ne yapıyorum biliyor musunuz? Yarın yayınlayacağım videoyu editliyorum. Ben şu an size geçmişten sesleniyorum. Bu videoyu izlediğiniz zaman ben ne yapıyorum bilmiyorum. Herhalde audition kaydediyorumdur.